Ülke TV ekranlarından mutlu sabahlar diyeceğiz ama ne kadar mutlu olduğumuz tabii ki soru işareti. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Beşiktaş, ardından dün Kayseri alçak terör olaylarıyla tabii Türkiye bir kez daha yas yaşadı. Şehitlerimiz var. Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar dileyerek programımızı açıyorum. Biraz bağımlılığı konuşacağız ama neden bağımlılığı tercih ettik dersek, çünkü terör örgütlerinin önemli finans kaynaklarından biri madde, uyuşturucu. Bunu konuşacağız. Tabii ki terörle mücadele edebilmek adına bu alanda da bir takım savaşları verebiliyor olmak gerekiyor. O yüzden biraz bağımlılığı, madde ile mücadeleyi konuşacağız. Bu kaynakları kesilmesi için bir farkındalık oluşturabilirsek bugün bu ekranlardan görevimizi yerine getirmiş olacağımızı da söylemek isterim. Biraz madde bağımlılığı, bunun tedavisi neler yapılabilir, bu illetten nasıl kurtulabiliriz, bunu konuşup ayrıntısıyla ele alacağız. Kimlerle yapacağız bunu? Çok değerli iki isim var. Bu alanda savaşan iki isim. Tanı ve tedavide yol gösteren iki isim. Onları misafir ediyorum. Üsküdar Üniversitesi MP İstanbul Hastanesi'nden Doçent Doktor Gül Er Yılmaz hocam bugün bizlerle birlikte. Ayaklarınıza sağlık. Şerefler verdiniz hocam. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Diğer bir isim yine aynı kurumdan, Üsküdar Üniversitesi MP İstanbul Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Ahmet Yılmaz hocam. Bağımlılık alanında çalışmaları var. Bu bağımlılıkla savaşıyorlar, mücadele ediyorlar. Siz de hoş geldiniz. Önemli söylemleriniz olacak. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, bağımlılık sarmalından bahsediyoruz. Uzmanlar bağımlılık sarmalından. Dünyanın geldiği nokta maalesef Türkiye'de bu noktadan nasibini almış bulunuyor. Ulusal güvenlik sorunu olarak tabir ediliyor. Bunu nereden işittik, nereden duyduk? Geçtiğimiz hafta hemen çarşamba günü başlayan 14-17 Aralık'ta 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi vardı Antalya'da. Ben de yerinde takip etme imkanı buldum. Burada bağımlılığı her yönüyle konuştular. Tabii ki uluslararası trafiğinden de bahsettiler ama biz daha çok hastalığın tanı ve tedavisini ele alacağız. Bunları konuşacağız. Ciddi riskler var. Özellikle sentetik kullanım bağlamında gençlerimizin yani mücadele ettiği bir alan, ailelerin mücadele ettiği bir alan. Bunları konuşacağız. Ama bir terör de var. Hocam işte geçen hafta acı kayıplarımız, dün acı kayıplarımız, hala acımız taze devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte bu ve benzeri bir olayları millet olarak bir daha yaşamayız diyelim ama terörde korkutuyor. Biraz terör psikolojisine ilişkin sizin söylemlerinizi almak istiyorum. Zaten gayeleri de toplumu korkutmak, gidişatı sekteye uğratmak diye bakıyorum ben ama biraz neler yapılması gerekiyor? Psikolojimizi biraz daha rahatlatabilme adına, normal yaşamımıza devam edebilme adına neler önerebilirsiniz hocam? Öncelikle tabii ki şehitlerimizin ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralarımızın ailesine de, yaralarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Kötü bir olayla karşılaştık. Hı hı. Tabii ki şiddetli kınıyoruz terörle ilgili bütün olayları. İki defa ardı ardı olması toplumdaki terör kelimesinden başlarsak ya, zaten terör kelimesi korku yaratmak, hı hı, insanları sindirmek, pasifize etmektir. Bir kaos ortamı yaratmaktır. Burada baktığımız zaman insanların bu iki olaydan sonra kaygı ve korkuların arttığını görüyoruz. Hı hı. Toplumlar kalabalık ortamlara gidecekleri zaman, bir otobüse binerken, bir uçağa binerken, biz kongreden dönerken bir olay yaşadık. Birisi valizini bıraktı, bilet almaya gitti. Biz orada valizi gördüğümüz esnada baktık sahipsiz valiz, bir an orada herkes paniklemeye başladı. Yani normal bir, belki bu kadar olay olmasa deriz ki ya biri valizini unuttu, gidelim işte valizi alalım, yetiştirelim. Orada birden bizdeki algı değişti. Acaba dedi herkes, bir durduk. Sahibi geldi, sahibine işte tepki gösterildi. İşte valizi niye bırakıp gidiyorsunuz diye.
toplumun da geldiği nokta maalesef bu oluyor. Giderek biz korku yaşama, kaygı yaşamaya başlıyoruz. Tabii ki burada yavaş yavaş insanları, terörün bir hedefi şudur. İnsanları korkutarak sindirmek, pasifize etmek ve ondan sonra emellerine ulaşmaktır. Eğer biz de bu şekilde korku, kaygıyla devam edip içi çekilmeye başladığımızda aslında bir taraftan onların da hani bir şey vardı ekmeğine yağ sürmek tabiri. Öyle bir duruma gidiyor. Tabii zor. Hani korkmayın, sinmeyin diyoruz ama bir taraftan da biz de toplum içerisinde insani bir duygu girerken aslında. İnsani bir duygu. Korku bizde zaten doğuştan, kaygı doğuştan gelen bir duygudur. Burada belki bu korkuyu kaygıyla baş edebilmek, bunlarla ilgili eğer aşırı bir korku endişe yatıyorsa bununla ilgili belki yardım almak da önemli olabilir. Tabii ki burada bir hani güvenlik de hissetmesi kendi insanların o korkuyu, kaygıyı azaltacaktır. Korku, kaygıyı, hocam size de şunu sormak istiyorum. Tamam terör korkusu var ama hangi durumda mesela müdahale gerekebilir? Hocam biraz bahsetti. Korku hangi aşamaya gelirse kesinlikle orada bir destek alması gerekir kişinin. Diyelim daha sonrasında da bağımlılığı konuşmaya başlayacağız. Tıbbi olarak baktığımızda korku evrensel bir duygu. Hani Ahmet Bey'in söylediği gibi bizi korur. Yılanı gördüğümüzde korkacağız ki kaçacağız. Evet. Yani bizim güvenliğimizi sağlayan bir duygudur. Ama belli bir uyarıdan sonra, belli bir durumdan sonra artık hastalık olarak kabul ediyor. Bütün hayatımızı etkiler oluyor. Evet. Ne zaman yapıyoruz tedaviyi? Hayatımızı etkilediği zaman. Evet. Yani işe gidemediğimiz zaman, ailede gerekli fonksiyonları yerine getiremediğimiz zaman. Hani Freud'un sağlık tanımı ne? Freud demiş ki, sağlıklı insan sevebilen ve çalışabilen, üretebilen bir insandır. Sevemediğimiz ve üretemediğimiz, kendimizi iyi hissetmediğimiz bütün alanlarda, hem sosyal alanda hem işlevsellik alanında ve bedensel alanda, o zaman tıbbi tedavi gerekli diyebiliriz. Peki hocam, şuna da dikkat çekmekte fayda var. Sosyal medya üzerinden kimi söylemler, provokatif söylemler oluyor. Bunlara da çok itibar etmeyin. Bunlar da korkumuzu, terör bağlamında korkuyu destekliyor. Bunlara çok itibar etmeyelim. Resmi açıklamaları dikkate alalım diyelim ve bağımlılığı konuşalım. Sorularınızı alıyoruz kıymetli takipçilerimiz, seyircilerimiz. Bunu nasıl yapıyoruz? sabanozde@gmail.com mail adresinden alacağız. Twitter hesabından sabanozde ve Ülke TV artı eksi Facebook sayfası üzerinden de sorularınızı yönlendirirseniz hocalarıma fırsat buldukça ben de burada sizlerin adına kendilerine yöneltmiş olacağım. Bir bağımlılık sarmalından bahsediliyor. Bu madde kullanımında girişte de bahsettim. Terörün önemli finans kaynaklarından biri olduğunu söyledim. Bu programımızda bugün madde kullanan kişiler varsa eğer bırakmak için de bir fırsat olsun, yeni bir gün olsun inşallah temennileriyle. Hocam sizden başlayayım. Bağımlılığın geldiği nokta itibariyle bir sarmal. Bu sarmalı diyoruz ama bu Antalya'da kongrede konuşuldu sarmal olduğu vurgulandı. Hatta ana başlıklarından biri. Ana başlığımızdı bu. Niçin sarmal olarak değerlendiriyorsunuz? Çok ciddi noktaya mı geldi bağımlılık? Şimdi şöyle giderek 2011'de yapılan bir araştırmada baktığımız zaman 15 yaşından itibaren daha çok madde kullanımı, hatta 14 yaşa düştü şu an çalışmalarda var. Kişinin hayatı boyunca maddi deneme oranı %3. Yani 15 yaş 65 yaş arasında bir kişinin maddi deneme oranı %3 olarak ortaya çıktı ve giderek büyüyen bir sorun. Yıllar önce bağımlılıkta da bu konuşulur kongrelerde. Yıllar önce işte Türkiye bir transit ülke deniyordu. İşte Asya'dan, doğudan alınıyor, Avrupa'ya gidiyor. Hani bize bir zararı yok. Şöyle bir metafor kullanılır. Kömürü bir odadan diğer odaya götürürseniz eğer çuvalı, kömür çuvalını mutlaka o kömür tozları dökülür. Bize o zaman dökülüyordu aslında. Belki ülke siyaset olarak ya da o politik olarak bunu önlemedik o zamanında ve şimdi bir bizim için problem haline geldi. Eskiden İstanbul'da bazı ilçeler maddeyle anılırken şimdi baktığınız zaman bütün ilçeler maddeyle anılıyor. Her ilçe için bir sorun haline geldi bu. Ve giderek artan bir problem. Kongredeki o bağımlılık sarmalı dediğimiz biyopsikososyal bir model. Yani bağımlılığın biyolojik bir tarafı var. Beyin hastalığı bu ele alındı. Bir de tabii ki diğer psikolojik bir durum var. O psikologların da katılmış olduğu, bununla ilgili grup çalışmaların da olmuş olduğu bir psikolojik tarafı da eline alındı. Yani bir kişi bağımlı oluyorsa bunu bağımlılığa götüren nedenler nelerdir? Aile içerisindeki o ilişkiler nelerdir? Neden kişi maddeyi tercih ediyor? O maddenin sağlamış olduğu psikolojik ona
etki nedir? Bunlar tartışıldı. Bir de sosyal kısmı. Evet. Hani ilerleyen zamanda onu da tartışacağız. Bir de bu sosyal toplum üzerinde yaratmış olduğu bir etki var. Bunlar da ele alındı. Bu noktada aslında kongre şöyle de güzel verimle geçti. Birçok meslek alanından kişiler geldi. Hemşireler katıldı, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, işte psikiyatristler, diğer tıbbın alanındaki branştan uzmanlarımız geldi. Birçok kişinin bir araya gelip de ortak fikirler üretmeye çalıştığı, çözüm yolları bulmaya çalıştığı bir kongre oldu bu noktada. Hı hı. Farklı disiplinlerden, meslek gruplarından bahsettiniz hocam. Zaten bununla savaşabilmek için de bir takım meslek gruplarında bir araya topyekun bir seferberlik gerekiyor. Öyle değil mi Gül hocam? Siz bağımlılığın geldiği nokta itibariyle fotoğrafını çekecek olursanız neler söyleyebilirsiniz? Tabii önce açılış konuşmanız için teşekkür ediyorum. Hakikaten bağımlılık ya da uyuşturucu maddeyle hani daha genel adıyla söyleyeyim. Savaşanlara ne kadar yer verirseniz o kadar iyi bir şey. Ne kadar bu konuyla ilgili bahseder ve konuşursak o kadar da az. Çünkü bağımlılık biraz önce dediniz ya niye sarmal? Sarmal şu demek birkaç ip gibi düşünün. Birkaç tane ip tanesinin bir araya gelip daha büyük bir ip yapması. Hani urganlar vardı bilirsiniz. Urgan kelimesi de oradan gelir. Bağımlılık böyle bir şey. Yani ipin bir ucu sosyal boyutu. Ne yazık ki bağımlılık aynı zamanda aileyi de etkiliyor. Yani başına gelenler bilirler ailenin neler çektiğini. Aileyi de etkileyen bir durum. Bir grip gibi bir kere evde bir grip oldu mu en az 3-4 kişi de olur ardından. Doğru, doğru. Bunun gibi bir şey. Yani aileyi de hastalandıran bir şey. Toplumsal boyutu var. Sosyal boyutu var. Diğer insanlarla ilişkiyle ilgili boyutu var. Maddi boyutu var. Üretkenliği, bedensel hani kısmını etkilediği için tıbbi boyutu var. Bunun gibi birçok boyut olduğu için sarmal kelimesi kullanıldı. Ve bütün boyutlarıyla, çok boyutlu haliyle bağımlılık konuşulmaya başladı artık. Evet ne kadar konuşursak o kadar az. Çünkü sayılar bizi korkutmaya başladı. Var mı hocam paylaşacağınız bir istatistik? Söyleyebilirim. Bizim. Genel olarak tabii çalışmalardan elde edilen rakamlar bunlar. Hem dünyada hem de bizde. Üstelik sadece daha önceleri erkek cinsiyet için söylerken giderek kadın cinsiyet de arttı. Kullanan kadınlar. Evet. Hatta daha önceleri işte ergenlerde daha az, erişkinlerde diye çalışma sonuçları varken yaşlar da azaldı. Daha çocuk yaşlara hani gelir olduk. İşte Ahmet Bey'in söylediği gibi hatta kongrede bir çalışma paylaşıldı Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'tan. Kuzey Kıbrıs da bir geçiş ülkesi olarak söylenir. Yani maddenin geçtiği transit edildi ve diğer ülkelere yayıldığı diye. Ama artık bu geçiş ülkeleri de hani kömür tozundan kirlenmiyorlar, yanıyorlar. Orada bir rakam ilkokul öğrencileriyle yapıyorlar. Bir çocuk psikiyatrisi profesör hocamızın yaptığı bir çalışma. Yaş 11, başlama yaşı. Bunları görüyor ve bunun üzerinden artık önlemlerimizi, politikalarımızı, tıbbi donanımımızı arttırıyor olmamız lazım. O nedenle bu konuda çalışan hem tıbbi ekip, hem hemşire boyutu, hem sosyal hizmetler boyutu, hem politikalar boyutu, devlet adamları. Çünkü kongrede devlet adamımız da vardı. Sağlık Bakanlığı'ndan müsteşar yardımcımız vardı Sayın Hüseyin Çelik. Evet. Her boyutuyla ele almak ve her boyutuyla bu anlamda çalışan insanları tekrar tekrar kutlamak ve cesaretlendirmek gerekiyor. O nedenle kongre bizim için önemliydi. Bilimsel bir kongre. Bilimsel kongrelerde bilimsel çalışmalar, bilim adamlarının görüşleri ve bundan sonra neler yapılır adına gelecek planlarının konuşulduğu önemli kongrelerden bir tanesiydi. Bu kongreyi Bağımlılık Psikiyatri Derneği, Psikiyatri Derneği'nin bir de Bağımlılık Derneği var. Evet. Önemli hocalarımızın, Nesin hocamızın da kurduğu, beraber çalıştığı bir ekip. Bu derneğin ve aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi, yani bir üniversitenin de organize ettiği, yani bilim ayağının da o anlamda olduğu bir kongreydi. Türkiye genelinde ulusal bir kongre. Birçok meslektaşlarımız, onun dışında bu alanda çalışan psikologlar, o alanda çalışan hemşireler, o alanda çalışan hemen hemen herkes, dediğim gibi devlet boyutu da, yani sosyal politikalar boyutu da işin içindeydi. Önemli bir kongreydi. Geçen hafta yaptığımız kongre. Bağımlılık öyle ki hocam zaten sizin gibi değerli uzmanlarımızın yazılarından, paylaşımlarından, söylemlerinden bizler de görüyoruz. En az terör kadar riskli alanlardan biri. Bağımlılık da bir terör olarak değerlendirilebilir. Siz dikkat çektiniz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Anneleri, babaları en önemlisi
kendini kişi yakıyor, ateşe atıyor. Sonrasında bunun topluma bir yansıması tabii ki oluyor. Peki hocam ne oluyor da bizler maddeye yönelebiliyoruz? Mesela riskli gruplar var mı? Bu kişileri maddeye yönelmesi daha eğilimli diyebileceğimiz gruplar var mı? Kişi neden maddeye yönelir diye bir soru yöneltimde ne cevap verirsiniz? Kongrede bunu da aslında tartışmıştık. Birçok nedeni var tabii ki maddeye yönelmenin. Mesela bize gelen klinikte görmüş olduğumuz kişilerde de işte eğer sosyal boyutuna bakarsak aile içinde eğer tartışmalar, işte çatışmalı aile içi ilişki olan çocuklar maddeye yönelebilir. Çocukluk döneminde gelen mesela dikkat eksikliği belirtileri bozukluğu olup da tedavi edilmediğinde bu çocukların da maddeye yönelebildiklerini biz hani görüyoruz klinik uygulamalarda, bunları da konuştuk. Yenilik arayışı, risk alma davranışı, dürtü kontrol bozukluğu olan çocuklarda maddeye yönelme ve madde riski bu kişilerde daha fazla olabiliyor. Hocam dikkat eksikliğine dikkat çekti. Aslında şunu mu anlıyoruz hocam? Zamanında müdahale edilemeyen bir hastalık ileride bağımlılığa aday kişiler olabilir mi? Böyle bir sonuç çıkart. Evet bu çok eskiden beri bildiğimiz çalışmalarda da hani bu anlamda altını çizilen bir şeydi. Sadece sayılarımız arttı. Hakikaten ve dikkat eksikliği, hiperaktivite çok bilinen bir rahatsızlık. Çok da hani tedavisiyle ilgili de gelişmeler var. Çocuklukta ve ergenlikteki dikkat eksikliği, hiperaktivite hastalığı neredeyse %50'lere varan rakamlarda ileride madde ve alkol bağımlılığı olabiliyorlar. Bir risk. Niye risk? Şu nedenle hem bunun bedensel boyutu var, hem psikolojik boyutu var. Şu demek, bedensel boyutunda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bir beyin hastalığı. Beyinde dur, düşün denilen o şebeke, o alanda bir sıkıntı var. Kişi kendini durduramıyor, kontrol edemiyor. Daha dürtüsel oluyorlar bu anlamda. O nedenle maddeyle karşılaşmayla birlikte maddeye dur diyememe var. Bu anlamda biyolojik bir şey. İkincisi de tabii psikolojik boyutu da var. Çünkü dikkat eksikliği, hiperaktivite böyle çocuklar, ergenler arkadaş edinmeleri daha zordur. Sosyal ortamlarda kabulleri daha zordur. Çünkü bir yandan hiperaktiftir dikkat eksikliği. Herkes itiyor. Herkes iter onu. Ya sığınak olarak orayı mı görüyor hocam? Bakın işte, hocaları bir şekilde dersten çıkartıyor. İşte huzursuz yapıyorsun, sınıfın ortamını bozuyorsun diye. Arkadaş ortamını da edinemiyor. Aile bir taraftan üzerine işte çok hareketlisin, yaramazlık yapıyorsun diye aile de bir şekilde. Ya her yerden olumsuz bir çocuk durum alıyor ama kendinde olan bir şey değil bu. Ve şunu söylüyorlar, ya yapamıyorum. Hani benim elimde olan bir şey değil bu. Bu şekilde davranıyorum şeklinde gidiyor ve maddenin farklı bir boyutunu gördüğü zaman bir şekilde sığınak olabilir. Bir şekilde hani kendini sakinleştirme şeklinde olabilir. Onu keşfettiği zaman oraya gidebiliyor. Bir şeyi görüyoruz maalesef. Anne geliyor, çocukluk döneminde diyor. Biz diyor doktora götürdük. İşte teşhis koydular. Dediler ki işte dikkat eksikliği, hiperaktivite var. Bu ilaçlara başlayın. Biz gittik diyor, birine sorduk diyor işte eczacıya. Dedik ya ilaçları işte kötüdür, başlamayın. Ne yaptınız? İlaçları çöpe attık diyor. Şimdi çocuk bizim klinikte yatıyor. Evet. Yani ailelerin bu noktada şeyi bırakmaları gerekiyor. İlaç zararlıdır algısı var bizim Türk toplumunda maalesef. Yetişkinler de bize geldiklerinde hani öyle düşünüyorlar. Ya ilaç mı, ben kullanmayayım şeklinde gidiyorlar. Orada siz ilacı kullandırmıyorsunuz ki ilacın çok faydası oluyor. Diğer taraftan çocuğu başka bir risk ortamına sürükleyebiliyorsunuz. O yüzden zaten diğer konumuzda aileleri bilinçlendirmek bu noktada. Hocam bir psikiyatrist olarak sormak istiyorum. Bir beyin hastalığı olduğu söyleniyor bağımlılığın. Ne yapıyor da beyni etkiliyor? Oradaki o rezervler siz daha iyi açıklayacaksınız, ifade edeceksiniz ama bizlerin de toplumun da anlayabileceği bir dilde bağımlılık beyni nasıl etkiliyor da bir beyin hastalığı olarak siz bunu ifade ediyorsunuz? Tabii en basit anlamıyla bir maddeyi siz de aldığınızda, ben de aldığımda, kim alırsa alsın, beyinde bir kimyasal maddeyi, şu an itibariyle bilinen bir kimyasal maddeyi değiştiriyor. Değiştiriyor. Bu değişimle birlikte beyin bölgeleri değişiyor. Hücre içine öyle sinyaller gidiyor ki, yani hücre, beyin bölgesi artık bu maddeyi ister hale geliyor. Dolayısıyla çok biyolojik. Bir maddeye belli süre, belli dozlarda siz de, ben de, Ahmet Bey de maruz kaldığında beynimizde değişiklikler meydana geliyor ve kontrolden çıkıp
artık hastalık oluyor. Siz de, ben de, Ahmet Bey de özellikle altını çiziyorum. Çünkü bunların biyolojik bir yanı var. Bağımlı olabiliriz. Yani kullanmaya görelim. Yoksa tuzağa düşüyoruz değil mi hocam? O bağımlılık sarmalına biz de dahil oluyoruz. O nedenle madde bağımlılıklarının tedavisine harcanan maliyet çok daha yüksek. Halbuki korumaya yönelik harcanan maliyetler çok daha düşük. O yüzden bizim enerjimizin bir kısmını da maddeyle karşılaşmaya, maddeye hayır demeye de ayırıyor. Yani koruma politikalarını da en az hani önleme politikalarını, tedavi politikaları kadar önem vermemiz gerekiyor. Çok önemli bir konu hocam. Dikkat çektiniz. Bağımlılık tedavisine harcanan paranın çok daha cüzi tutarlarında koruyucu bir şeyler yapılabilirse, koruyucu bağlamda bir şeyler yapılırsa aslında bu savaşta galip gelebilme imkanımız artıyor. Hayır diyebilme, dikkat çekti hocam. Hayır diyebilme bir beceri aslında. Bunu kazanabiliyor olmak da gerekiyor. Özellikle çocukların bu tuzağa düşmemeleri için hocam ailelere uyarılarda bulunmanızı ben rica edeceğim. Hayır deme becerisi nasıl kazandıracağız? Böyle bir ortamdan kendimizi nasıl koruyacağız? Neler söyleyebilirsiniz? Bununla ilgili hatta ben bir yazı yazmıştım bizim üniversitenin sitesinde. Önce biz çocuğun hayırına saygı duyacağız. Yani biz maalesef çocuk küçük yaşta biz bir şey yapmasını istediğimizde çocuk bize hayır dediğinde bizim vermiş olduğumuz bir tepki var. Sen nasıl bana hayır dersin? Sen bana karşı mı çıkıyorsun? İşte bak üzüldüm, küstüm. İşte anne seni sevmiyor çünkü bana hayır dediğin şeklinde. Çocuk niye kodluyor kafasında? Ya hayır demek o kadar zararlı bir şey ki. Hayır dedim, annem küstü. İşte bana karşı geldiler, kızdılar. Hayır aslında çok da iyi bir kelime değilmiş. Hayır dediğimde insanlar uzaklaşıyorlar benden. Çünkü yetişkin hastalar bizde klinikte yatarken, biz hayır deme becerisi çalışırken neden hayır diyemiyorsunuz diye sorduğumda hep aynı cümleler. Ya işte dışlanırsam, ya arkadaşım küserse, ya işte beni kabul etmezse tekrar şeklinde kırılır gibi şeyler. Bunlar aslında bizim çocukluktan, çocuğun hayır dediğinde bizim ona vermiş olduğumuz geri bildirimler. Çocuk onu öyle kodluyor. Hayır dersem kişiler benden uzaklaşır ve hayır demekten kaçınmaya başlıyor. Ergenlik yaşı da şöyledir, ergenlik dönemi. Arkadaş grupları vardır. Evet. Arkadaş grupları senden bir şey yapmanı ister. Hayır dediğin demen gerekir ama hayır dersen işte dışlanırsın. Orada da bu sefer çocuk hayır diyemiyor. Derken maddeyle tanıştığında ya da arkadaşı madde teklif ettiğinde ya da bir kere kullandı diyelim. Bir kullanım oldu. İkinciye kullanmaması gerektiğini biliyor. Ancak orada eğer hayır deme becerisi gelişmediyse çocuğun devam ediyor kullanmaya ve bir süre sonra bağımlılık gelişmiş oluyor. O yüzden ben ailelere şunu söylüyorum. Bırakın çocuğunuz hayır desin. Hayır deyip de yemeği yemek istemediğinde lütfen saygı gösterin hayırına. Bırakın, zorlamayın. Alıp kaşığı ağzına sokmayın. Hayır, sen bunu yiyeceksin diye. Şunu düşünsün çocuk. Ya hayır diye bir kelime var. Bu hayır dediğimde karşı taraf duruyor, benim isteklerime saygı duyuyorlar ve hayır dediğim için kimse küsmüyor. Kimse darılmıyor. Benim bir kişiliğim var ve bir hayır, sınır. Bakın çocuğa sınır koymasını öğretiyoruz biz. Ama biz eğer çocuğa o sınırı, hayır sen sınır koyamazsın, sen kimsin hayır diyorsun diye zorlarsa yetişkinliğe geldiklerinde hayır diyemiyorlar. Ve maalesef bizim klinikte en çok üzerine durduğumuz şey de hayır deme becerisi. Yani onu öğretip de biz taburcu etmeye çalışıyoruz ki geliyor hocam ben diyor hayır diyemediğim için kullanıyorum. Peki burada arkadaş ortamı etkili oluyor. Çevresindeki aslında o hayır diyebilme becerisinin kazandırılmasında aileye düşen görev. Siz ki buna dikkat çektiniz. Hocam şöyle bir ifade de var sizin alanınızda uzmanların söylediği, bahsettiği. Madde kullanımında ilk kullandığınız hazzı sonrakilerde alamıyorsunuz. Aslında bağımlılığa götüren süreçte bu oluyor. Öyle bir haz veriyor ki bilmiyoruz. Allah muhafaza. Ama sonrasında hiçbir kullanımda o ilk kullanım hazzı alınamıyor. Herhalde bağımlılığa da bu süreç götürüyor kişiyi değil mi hocam? Neler söyleyebilirsiniz? Tabii bir kısmı itibariyle. Bir kısmında da baştan beri kötü bir tecrübe var. Ama bu baştan beri kötü haz, kötü bir duygu ona da gelişebiliyor. Yani hani ben çok memnun değilim ama devam edebiliyorum, devam ediyorum. Çünkü yoksunluk belirtileri oluyor almadığınızda. Elim ayağım titriyor, terliyorum, çok kötü oluyorum, sinirli oluyorum, asabi oluyorum. Ben vaktinin geldiğini anlıyorum diyor. Hatta aileler de öyle diyor. Ben anlarım diyor, onun vakti geldi diyor. Yani vakti geldi dediği alacak.
Alması yani gerekiyor. Bazen kötü duyguların olmasın diye de, yani yoksunluk belirtileri olmasın diye de alınıyor. Bir başka alım şekli de özellikle bazı psikiyatrik hastalıklarda, panik ataklarda. Çünkü nahoş bir durum yaşıyorsunuz. Alkol ya da diğer maddeler iyi geliyor buna. Biraz seni sakinleştiriyor. Bir keşfediyorsunuz o derman olma kısmını. Tabii kısa vadede, uzun vadede daha da ortalık karışıyor. Bu sefer de böyle başlayanlar var. Kendince mantığa bürüyor hocam. İyi geldiğini düşünüyor. Dertlerinden, sorunlarından uzaklaşıyor. Kendince tedavi arıyor aslında. Evet, yani evet. Bir sağlıklı bir şekilde tedavi olmak yerine, bir psikiyatriste, psikoloğa gitmek yerine kendince hani şey ararız ya, biz bitki çaylarından bazen şifa ararız ama aslında gidip bir antibiyotik kullansan ya da bir ilaç kullansan kısa sürede geçecek ama bütün bitkileri deneriz. Bu da asıl adrese gitmek yerine başka yerlerden kendine tedavi arıyor. Bu sefer iş iyice karışmaya başlıyor. Ya şunu söyleyebiliriz. Buyurun hocam. Başlama hikayeleri ya da başlama hali, bir insan hali gibi o kadar çeşitli ki. Çok farklı. Yani bir hikaye, bir öykü olabilir, her birinin ayrı. Ama ondan sonraki hikaye hemen hemen aynı. Evet. Hemen hemen aynı. Başlangıç hikaye, farklı olsa evet. Da sonuç hikayenin ve süreç... Hikayenin başıyla değil de tabii ki o da önemli bizim için ama inanın o süreçten sonra gelişenler çok daha şey, hemen hemen aynı ve oralarla uğraşıyoruz daha çok. Bu Türkiye için değil, yurt dışından gelen hastalarımız geliyor. Geçelim. Arabistan'dan geliyor, evet. Avrupa'dan geliyor, Amerika'dan geliyor. Öykülere baktığın zaman gerçekten bir yerden sonra sanki bir ray sistemi var. Oraya girip oradan devam ediyorlar o şekilde. Aile de aynı aile. Sadece şey değişiyor, yani vatandaşlığı değişiyor. Evet. Yoksa yine aynı aile tepkileri, tutumları. Tedaviyi de biraz konuşmak isterim hocam ama metadon tedavisini soranlar var. Biraz bahsetmenizi rica edeceğim Harun. Verip soruyu lütfen dile getirir misiniz diyor. Yurt dışında tedavi görüp fayda olanlar var. Bu nasıl bir tedavi hocam Gül hocam? Doğru söylüyor. Bir yerine koyma tedavisi metadon. Opiyat bağımlılar için söyleyebilirim. Evet. Bir yerine koyma tedavisi önemli tedavilerden bir tanesi. Bağımlılık tedavilerinde ismi geçen bir farmakolojik ilaç. Türkiye'de yok ama biz uygun vakada, eğer vakada uygunsa yararlanacağına inanıyorsak getirtirebiliyoruz. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Mesela oradaki toplantıda da, Antalya'daki toplantıda da dile getirildi. Kimyasal kaos durumundan bahsediliyor. Bu sentetik maddeler. Ve şundan şikayetçiler, özellikle bu alanda çalışan uzmanlar, psikiyatristler de burada çok çözümsüz kalabiliyorlar. Tamam, siz üniversitede, Üsküdar Üniversitesi olarak ileri toksikoloji laboratuvarında bunları konumlandıra ve tanımlayabiliyorsunuz ama her geçen gün bu maddeye yenileri eklenerek piyasaya sürülebiliyor. Dolayısıyla bunlar bugün suçken yarın suç olmaya da biliyor. Çünkü tanımlayamıyorsunuz. Bu sentetiklerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? İsmini ben zikretmeyeceğim. Bir illet var ki. Evet, etmeyelim ismini ama hemen hemen herkes anlamıştır. Kimyasal ajanlar. Ajanlar. Yani üzerine sprey sıkılmış ya da işte ek madde emdirilmiş otlar. Ot diye alıyorsunuz ama üzerinde başka kimyasal maddeler var. Son zamanlarda hem dünyada hem de ülkemizde özellikle çok artmış durumda. Bunlarla savaş... Evet, hani eksik yönlerimiz olabilir ama madde çıkınca çok keşfedemiyoruz çünkü sürekli değişiyorlar. O nedenle özellikle madde taramada, yani idrar analizlerinde önemli sorunlarımız var. Çünkü tespit edilemiyor. Bir önceki maddeye çalışıyoruz, bu arada başka bir madde çıkmış oluyor. Hatta belli yasalarda bu madde tarama, idrarda madde taramayı da elediler. Yani kaldırmak üzereler. Başka teknikler var. Çünkü klasik yöntemle değil mi bunları yapıyorlar? Klasik yöntemle. Belki biz hani üniversite olarak biraz şanslı olabiliriz bu anlamda. Hani ama idrarda taramanın peşinde olmuyoruz bu maddeler için. O maddeye özgü çalışmak gerekiyor. Şimdi kongrenin en önemli... bize kazandırdıklarından bir tanesi de buydu. Özellikle bu konuda yapılmak da istenmişti. Bu konuya vurgu da vurulmak istenmişti kongrede. Şimdi genel olarak dünyada tedaviler bireye özgü indirgenmeye başladı. Çok haklı nedenlerden dolayı. Şimdi eskiden evet şeker hastalığı ve şeker hastalığının tedavisi belliydi. Ve biz şeker hastalığının tedavisini kişiye uyduruyorduk. Ama daha sonraları bireysel faktörler o kadar önemli plana geldi ki sizin biyolojinizle benim biyolojim farklı. Size fil dozu ilaç verilir, hiçbir şey olmaz. Ama bana o doz verilir, ben
yere yapışabilirim. O nedenle bireysel biyolojik faktörler çok ön plana çıktı. Değişiyiz. Hepimiz birbirimizden değişiyiz. Biz ayar yapmak zorunda kaldık ilaçlara, ilaç dozlarına. Ezberden gitmemeye başladık. Çünkü hastalık seyirleri ve bireyler bizi değiştirdi, tıbbı değiştirdi. Biyoloji daha ön plana çıktı. İnsanlar laboratuvarda yaşayan varlıklar değil, biz sosyal varlığız. İnsan etkileşimlerimiz var, ihtiyaçlarımız da var. Beyin de sosyal bir varlık. Doğru. Bir ailemiz var, bir iş yerimiz var, geleceğimiz var, isteklerimiz var, hüzünlerimiz var. Bunun gibi birçok kompleks bir yapıyız. Bunların da önemli olduğunu gördük tedavilerde. O nedenle tedaviyi öyle laboratuvarda yaşayan bir kişi gibi değil. Sosyal bir kontekstin içinde biyolojik farklılığı ön planda olan bireye özgü tedavi son yıllarda özellikle son 5 yılda giderek daha ön plana çıktı. Artık böyle yaklaşıyoruz. Yine o şeker hastalığı için de geçerli. Şimdi sentetik kanabinoidler dediğimiz o kimyasal ajanlar içinde bu. Sadece idrarın peşinde değiliz. O kişiye, o durumuna özgü ne ihtiyacı varsa daha sağlıklı olmak adına hem biyolojik, yani beden sağlığı, hem sosyolojik sağlık, yani toplum sağlığı, iyi hissetme adına psikolojik sağlık. O ne ihtiyacı varsa onu gidermenin yollarını arıyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Kongrede de bunun önemini, yani öyle ezbere gitmiyoruz. Artık bundan sonra bireye özgü çalışmaların peşindeyiz. Biyolojik çalışmalar özellikle bu kongrede çok ön plana çıktı. Genetik çalışmalar çok ön plana çıktı. Bazı biyolojik belirteçler çok ön plana çıktı. Şimdi şeker hastalığında ne yapıyorsunuz? Kan alıyorsunuz. Şeker belli düzeyin üzerindeyse şeker hastalığından bahsediyorsunuz ve bilgi veriyorsunuz. Artık tanıyı koyuyorsunuz. Elinizde şeker ölçümü bir belirteç. Laboratuvar testi bakıyorsunuz ve sizin için bir belirteç. Bunun gibi belirteçler çalışılıyor artık bağımlılıkta. Bunun gibi belirteçler var. Genel kan oluştuktan sonra yavaş yavaş bununla ilgili bilgi de verilebilir. Genetik yine öyle. Sizin bugün madde kullanmanız en az 3 jenerasyon çocuklarınızı etkileyebiliyor. Genetik bağlamda. Genetik. Siz madde kullanıyorsunuz. Ben kullanmıyorum. Benim çocuğum sizin çocuğunuza göre daha avantajlı. 4 daha kat hayır diyebiliyor. Daha risk altında. Yani madde kullananın çocuğu kullanmayan birisinin çocuğuna göre bağımlılığa yatkınlığı 4 kat daha fazla oluyor. Genetik şeyden. Peki, şöyle, genetik şöyle. Etki sadece kullanma eğilim bağlamında mı, yoksa orada sıkıntılar oluyor mu başka zaten? Yani onun haricinde başka sorunlar da oluşturuyor mu çocuklarda? Şimdilik bildiklerimiz eğilim. Bu eğilim. Önemli bir şey. Hayır diyebilme gibi aslında. İkinci bilgimiz de dozlar. Daha az dozlarda yani biyolojik olarak yatkınsınız. Çok yani az bile alsanız hemen bağımlı oluyorsunuz. Evet, doz olarak daha düşük dozlarda bile yatkınlık oluyor. Yani bugün aldığınız uyuşturucu ya da madde sizin bundan sonraki nesilleriniz için de bir risk faktörü. Yani genetik özellikler, o kalıtımsal, ırsi dediğimiz özellikler de yani bu kongrede önemli başlıklardan bir tanesiydi. Yani torununuza kötü bir miras bırakıyorsunuz. Evet, evet. Buna hangi ebeveynin, hangi annenin, babanın bunu yapma hakkı var sorusunu da sizlere soralım. Lütfen hocalarımızın söylemlerini dikkate alalım. Özür dilerim, hemen bir katkıda bulunmak Buyurun, istiyorum. Lütfen. Şimdi tabii sorumluluğu bireye bırakmak belki en kolay iş. O yüzden bağımlılık aslında bir hastalık. Kimse mirasını böyle bırakmak istemez. Yani kimse evladına, torununa böyle bir şey istemez. Ama bu kontrol edilemeyen bir şey. Bunun tedavisi var. Önemli olan tedaviyi seçenek olarak sunmak ve tedaviye gitmek. Ondan sonrası tedavi ekibi, kendisi, aile gibi birçok faktörle biz yardımcı olabiliyoruz. Hani bu sorumluluğu aslında hepimiz paylaşıyoruz. Yeter ki tedaviye gelsinler. Peki. Yoksa kimse istemez elbette. Aile ayağını hocam yönelteceğim ise psikoterapi yöntemleri de var. Aileyi de dahil ediyorsunuz. Çünkü tedavide hekim, hasta ve ailesinin uyumu da çok önemli. Muhammed Bulut'un böyle önemli konuya değindiği için hocam sizlere teşekkür ediyor. 12 yaşlara kadar düştüğünü ifade ettiniz. Seferberlik başlatılması gerektiğine dikkat çekiyor ki Muhammed Bulut gibi hocalarımız da aslında buna dikkat çekti. Selamlarımızı da iletelim. Doğru ilaç, doğru doz, doğru zamanda, doğru kişiye, aslında bireye özel tedavilerden hocam dikkat çekti. Bağımlılığın tedavisinin olduğunu söyledi, beyin hastalığı. Ama
Tabii ki aileyi de bu işe dahil ediyor olmak lazım. Ateş düştüğü yeri yakıyor, girişte bahsettik. Nasıl bir yol seyrediyorsunuz hocam tedavide? Şöyle yapıyoruz. Hasta kliniğe yattığı andan itibaren ailesiyle görüşme yapıp detaylı bir aile öyküsü, aile içerisindeki o bazı test ölçeklerle birlikte aile tutumu, ailenin yaklaşımı, aileyle aksiyon süreçler neler olmuş, aile ne kadar farkında, ailenin yapmış olduğu davranışların olumlu, olumsuz ne gibi etkisi oluyor çocukla ilgili. Şimdi aile, genellikle aileler bağımlılık artık ilerledikten sonra haberi oluyor. Yani öyküler genellikle 4-5 yıl sonra artık bir noktaya gelince ailenin haberi oluyor ve birçok şey için aslında aile artık yapamayacak duruma geliyor. Kendince bir şeyler yapmaya çalışırken bazen daha olumsuz süreci götürebiliyor. Evet. Biz bunları detaylı bir şekilde aldıktan sonra bizim aile eğitimimiz var. Haftanın bir günü ücretsiz hastanemizde ailelere eğitim veriyoruz. İşte bağımlılık nedir, maddeler nelerdir, nasıl hayır denir, sınır konur, nasıl iletişim içerisinde olursunuz hastalarla, ne yapmak gerekir, bundan sonrası ne yapacaksınız gibi bir eğitimden geçiyorlar. Ayrıca biz de bireysel olarak aileleri alıp aile içerisindeki o varsa olumsuz etkileşimler, bireyle aile arasında bir çatışma varsa onları hani bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Çünkü bu şöyle bir şey değildir. Bazen aile şeye gözüyle bakar. Ya çocuk kullanıyor, ben kullanmıyorum. Sorun onda, bende değil gözüyle bakabilir ama burada baktığınız zaman aslında aile, çevre ve hasta üçünün de bir şekilde yeniden yapılanması gerekiyor. Evet. Ailelerin tabii burada farkında olması, yani biz biraz kaçıyoruz toplum olarak. Hani bağımlılık deyince ben hep şeyi örneğe veririm. Eskiden madde dediğimizde, ismini kullanmayacağım, biz şey ya da uyuşturucu dediğimizde Türk filmlerinde işte bir sahne vardır. Çanta açılır, içerisinden beyaz bir küçük küçük poşetlerde evet, toz görür. Aileler bunu sadece görüyorlardı, bunu maalesef biliyorlardı. Ve o aile bir gün bir bakıyor ki kendisi çocuğu bunu kullanıyor. Ve ne yapacağını bilmiyor. Ve şu şeyi söylüyor. Yani biz diyor madde nedir bilmezdik. İsimlerini bile ben şimdi hocam öğrenmeye başladım diyor. Ne olduğunu. Çünkü biz kaçıyorduk. Ya şey tavrı vardı işte. Benim çocuğum kullanmaz. Bizde olmaz. İşte yakıştıramıyoruz değil mi? Maalesef. Hatta şey bazıları der ki ya bunu hep işte düşük sosyoekonomik düzeyi olan kişiler kullanır derler. Onlar hiç ilgilenmezler bu konuyla. Bir bakarsın ki o çocuklar da kullanıyorlar. Yani toplumun her kesimindeki çocuk şu an madde kullanımı için bir risk altında. Hayır, şu istatistik var hocalarımızın ifade ettiği 3.2 oranında üniversite mezunlarının bu madde bağımlı olduğu ortaya çıkıyor. Bu da çok önemli. Hocam şu da tartışıldı, onu da dikkat çekmenizi rica edeceğim. Zorunlu tedavi yöntemi yine rektörünüz Profesör Doktor Nezahat Tarhan'ın söylemlerinden yola çıkarak evet beyindeki bazı şeyleri değiştiriyor. İrade, ne derece irade bazı ülkelerde temin edilmesi gerektiği ama taşkınlık veya başka şeyle eğilim noktasında müdahale etmek gerektiğini savunan ülkeler var. Batı özellikle bu yönde bir nebze de olsa temin ediyorlar. Ne derece özgürlük madde kullanmak? O beyindeki bir takım şeyleri değiştirmiyor mu? O iradeyi sinemizden almıyor mu? Tabii bir yanıyla da felsefi bir konu. Yani ama hemen kısaca değinelim. Yanıtlayayım. Şimdi bazı ülkelerde maddeyi biz getirelim, biz temin edelim vatandaşlara ki kötü yollara, başka yollara ya da yasa dışı başka yollara başvurmasınlar. Ya kontrol mü ediyorlar bu şekilde? Biz de kontrol edelim gibi bir politikaları vardı. Daha sonralarında bu madde kullanımı bu politika nedeniyle arttı. Artmasıyla birlikte özellikle madde kullanımına bağlı bazı beyin hastalıkları arttı. Ki en çok bu artık bilinen de bir şey, en çok şizofreni, yani madde kullanımıyla birlikte bir beyin hastalığı olan şizofreni arttı. Başka hastalıklar arttı. Bunu görünce bu politikayı biraz daha değiştirmek zorunda kaldılar bazı ülkeler için. Bir kısmı da hani özgürüz, bir özgürlük akımıyla birlikte başlayan bir madde kullanımı ve bu akımın getirdiği, evet herkes özgürse, bir özgürlüğümüz varsa irademizi biz kontrol edebiliriz. Dolayısıyla hastalanırsam da ben hastalanırım. Bu benim bedenim ve benim ruhum şeklinde bireysel özgürlük temalarının altı çok çizildi. Bazı ülke politikaları da bunu destekledi. Yine benzer sonuçlar elde ettiler. Şimdi tam arada bir yerdeyiz. O kadar özgürlükçü politikaların madde konusunda işe yaramadığını gördük. Ama ne yapalım konusunda da tam ara yerdeyiz. Peki hocam,
Yönetmenim Mehmet Bey de beni uyarıyor. Programın sonuna geldik. Önemli bir konuydu. İnşallah önümüzdeki programlarda bu konuyu tekrar masaya yatıralım. Doçent Doktor Gül Er Yılmaz, Üsküdar Üniversitesi'nin Epe İstanbul Hastanesi ve uzman klinik psikolog Ahmet Yılmaz Hocam bugün bizlerle birlikte oldu. Maddeyi, bağımlılığı, bu sarmalığı konuştuk. Çok sağ olun. Evet, terörün arttığı bugünlerde bunu konuştuk ama bunun da terör kadar tehlikeli bir riskli olduğunu söyleyelim. Maddeye ayrılan her kuruşun terörü finanse ettiğini de bir anlamda unutmayalım diyelim. Bugün bizlerden sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.